Komutanım merhabalar. Merhaba Erdicim. Birlikte çokça program yaptık, dosyalar açtık, kapattık. Evet. Kapattığımızda daha çoktur. Çok fazla uzun süre konuşmayı sevmiyorsunuz bunlar hakkında. Evet. Sıra geldi malum olaya. 15 Temmuz. 15 Temmuz programı evet. Yapacağız birlikte. Evet. Galiba siz de artık çok fazla dillendirmek istemiyorsunuz. Bir dosya kapatma olarak göreceğiz. Öyle olsun, öyle olsun. Dördüncü sene, 4 senede üniversite mezunu oluyor insanlar. 4 senede ne yaptığımız artık... Bir çıksın ortaya ki bundan sonra da biz bu 15 Temmuz'u nasıl yorumlayacağız bir daha üstüne konuşmayalım. Bana göre bundan sonra da çok fazla bir değişiklik olacağını da zannetmiyorum konuşacaklarımız üzerine. Evet. Komutanım, ilk olarak ne zaman anladınız mesleğinizi icra ederken, devam ederken bir şeylerin ters gittiğini ilk olarak ne zaman anladınız? Şimdi Erdicim şöyle, öncelikle şunu söylemem lazım. 15 Temmuz'un öncesi. Kendisi ve sonrası tam bir hayal kırıklığıdır. Her yönüyle. Öncesi, kendisi ve sonrası. Öncesi neden hayal kırıklığıdır? Şimdi Necip Hablebitoğlu'nun yazdığı Köstebek isimli kitabı insanlar okumuş olsalar ya da yetkili kişiler okumuş olsalar ya da dikkate alması gerekenler okumuş olsalar herhalde biz buralara gelmez idik diye düşünüyorum. Necip Hablebitoğlu'nun birinci sıraya koyuyorum. Ondan sonra aşağı doğru birçok kıymetli bu işin içerisinden zarar görmüş, sonradan da bunu yaşadıklarını kitaba dönüştürmüş yazarların kitaplarını okumuş olsalar bir fayda sağlanacağını düşünüyorum. Tırnak içerisinde söylüyorum. Okusalar da bir şey fark edecek miydi? Fark etmeyecekti. Çünkü Türkçe olimpiyatları yapılırken en ön sıralarda saf tutmak için yarışanlar, efendim Türkçe olimpiyatlarına para bastıranlar, gökten ne yağar da yeryüzü kabul etmez diyenler, beraber yürüdük biz bu yollarda diye şarkılar, türküler söyleyenlerin, bitsin bu hasret diyenlerin, kalkıp da bu kitapları okuyup oradan bir sonuç çıkarmaları mümkün değil. Zaten de biz bunları söylediğimiz zaman ne dediler? Kargalar bile güler yani böyle bir yani FETÖ'nün ya da Fethullahçı çetenin yargıya sızdığı, devlete sızdığı, düzeltiyorum, devlete sızdığını söyleyene kargalar bile güler deniyordu. Dolayısıyla öncesindeki facia, hayal kırıklığı budur. Ben Ali Türkşen olarak, hani şahsım olarak bunu ne zaman tespit ettim? Tabii şahsım çok o kadar hani yetkili, önemli bir kişi değil. Diğer şahısları, ülkemizdeki diğer şahsımları göz önüne alınca. Şahsım var. Bizim şahsımcık olur benimki anca. Şimdi şahsımcık olarak açıkçası benim bu FETÖ unsurlarıyla ilk bir araya gelişim 1996 yılında girdiğim Harp Akademileri sınavından sonradır. Çünkü 97 yılının Şubat ayında, 5 Şubat'ıydı zannediyorum, açıklandığı zaman Harp Akademilerinin, Deniz Harp Akademisi giriş sınavının sonuçları Deniz Kuvvetleri'nde böyle bir söylenti mi diyeyim ona, bir şey konuşuldu. Neydi o? Dediler ki o zaman irtica ya da o zamanki jargonla söyleyeyim, akademiyi kazandı. Çok fazla üzerinde şaibe olduğu değerlendirilen subayın o sene 97 senesinde Harp Akademilerine girdiği söylendi. Ha, buradan daha da geriye gidiyorum tabii yani. Bu kadar şimdi benim en sert temas ettiğim yıl evet 97 yılının 5 Şubat'ıdır. Ama biz Harp Okulu'nda okurken 1982-87 yılları arasında 86 yılında dahi bizim 87 yılı mezunu olması gereken bazı sınıf arkadaşlarımız apar topar, o zaman biz öğrenci olduğumuz için çok da bize böyle hani uzun uzadıya açıklama yapılmaksızın bir takım dışarıdaki bağlantıları nedeniyle, bir takım evlere gittikleri nedeniyle, çünkü istihbarat teşkilatımız tarafından kendileri tespit edilmiş zannediyorum, okulla ilişiği kesildi. Yani okulu bitiremediler. Onlardan bir kısmını daha sonra şu an gazetelerde görüyoruz. Köşe yazarlığı yapıyorlar. Evet, çok akıllı çocuklardı. Akademisyen olanlar oldu içerisinden. Doktor olanlar oldu. Ve Zaman Gazetesi'nde daha sonra çok da kendilerini gizlemeye gerek duymaksızın işte evet Harp Okulu'nda okurken hangi evlere gittiğini falan da söylediler. Yani demek ki ben tabii çok o zaman Harp Okulu öğrencisi olarak derslerimize konsantre olduğumuz için hani bu işle ilgili çok fazla bir muhataplığımız yoktu. Ama 97 yılında
Harp Akademileri, Deniz Harp Akademisi sınavını kazandığım sene böyle bir şaya çıkınca sınıf arkadaşlarıma baktım. 26 kişi kazanmıştık o sene. Sanırım 15'i, evet 15 kişi 1988 Deniz Harp Okulu mezunu. Benden bir sınıf sonra mezun olmuş. Şahsımcık'tan bir sene sonra mezun olmuş. Subayların oluşturduğu bir grup vardı. Yani onların hepsi FETÖ'cü çıkmadı sonra. Ama çok büyük bölümü bir sonraki sene yeni emekli edilen ya da kendi istifasını veren Tümamiral Cihat Yaycı'nın bir sene sonra kazandığı, yani 98 yılında, 97'de sınava girip 98'de kazandıkları gruptan çok kuvvetli bir şekilde, ondan sonraki sene çok kuvvetli bir şekilde, şu an hala ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almış olarak cezaevinde kalan seri halinde bir grup çıktı. Şimdi silahlı kuvvetlerin o günkü ne diyeyim, istihbarat yapısı, yargı mekanizması, bu kişilerin durumlarını ortaya koyacak herhangi bir yapıda değildi zannediyorum. Çünkü bunun emniyet teşkilatıyla, milli istihbarat teşkilatıyla koordineli bir şekilde ortaya çıkarılması lazım. Bu yapılmadığı için o insanlar 15 Temmuz'a kadar artık tuğamiral rütbesine, belki de karacılarda, havacılarda tuğgeneral, tümgeneral rütbesine gelmiş olarak 2016 senesine kadar gelindi. 4 sene öncesine kadar. Şimdi o dönemdeki bu şahısların içeri girdiğini, tabii onların da evliyatına baktığınız zaman demek ki 80'lerde falan, 70'lerin sonunda, 80'lerin başında askeri okullara girmiş olmalılar ki işte o çocuklar artık o tarihlerden itibaren de harp akademilerine girmeye başladılar. Hiç dediniz mi şu herhalde diye? Açıkçası yani hissediliyor bir şey ama o kadar kendilerini böyle sanki özel istihbarat kursu görmüşler, hani kendilerini gizleme konusunda gibi. Hatta o kadar size samimi davranıyorlar. Sanki hep böyle yardımcı, ondan sonra evlerine davet ederler. Hep böyle derslerde yardım etmeye çalışırlar. Ortak ders yaparız falan. Böyle bir dönem geçti. Ondan sonra artık ben 2000 yılında, yani 99 yılında mezun oldum. Ondan sonra işte yine kıtaya gittim. Oradan karargah subaylığı başladı. Bir ikinci gariplik, benim yaşadığım ikinci gariplik, 2005 senesinde Almanya'ya ateşe gideceğim belli oldu. Ama çok ilginç bir şekilde, gene şahsımcıktan örnekleyerek söylüyorum. Berlin Deniz Ateşeliği'nin görev süresi 3 yıl aslında. Yani 2 kesme 3 yıl yazar. Yani 2 yılın sonunda bir durumunu değerlendirirler. %99.9'da 3. yıla gidersin. Beni direkt 2 yıl yolladılar, 3 yıllık göreve. O yıllarda ben çok terfilerim böyle üst üste olduğu için döndükten 2 sene sonra 2010 yılında şuraya girecektim. Aynı dönemde benimle aynı rütbede olan birçok silah arkadaşımı hiçbir şekilde 2 yılla kısıtlamadan 3 yıl yolladılar. Bunların arasında neredeyse tamamına yakını FETÖ'cü çıktı. Yani onlara bir kısıtlama yok. Ben de sordum personel başkanlığına, hatta bir sınıf arkadaşım, sonradan o da FETÖ'cü çıktı. O da silahlı kuvvetlerden atıldı. Dedim ki ya benim statümle Erdin'in statüsü arasında hiçbir fark yok. Yani ikimiz de 2009'da dönmüş olsak bir yıl sonra kıtada albay olarak bir yıl görev yapmanız kafi. 2010'da ben şuraya gireceğim. Beni 2 yıl yolluyorsunuz, 2008'de geri çağırıyorsunuz. Erdi'yi 3 yıl yolluyorsunuz, 2009'da geri çağırıyorsunuz. Bunun sebebi ne? Ben merak ediyorum dedim. Öğrenmek istiyorum. Sorduğumda sınıf arkadaşım. Dediler ki biz seni bir sene fazla görmek istiyoruz kıtada. Ona göre değerlendireceğiz. Ne alaka? Yani öbürünü niye değerlendirmiyorsunuz? Ona gerek duymadık dediler. Sonra benim o tarihlerde dönerken almam gereken bir görev var. O göreve de atamadılar. Dedim ki hani bunun sebebi ne? Biz öyle uygun gördük. Çok açıklama gereği de duymuyorlar. Çok hesapta soramıyorsunuz personelcilere. Ki o teşkilatın, o dönemin yarısı personelciler balyozdan hapse girdi. Öbür yarısı FETÖ'cü çıktı ondan sonra. Şimdi ikinci ikaz orada geldi. Yani bir anormallik var. Ondan sonra 2008 yılında ben döndükten sonra 2008 yılının sonunda o zamanki birinci amirim çağırdı bir gün makamına. Dedi ki sen bir göreve gidecek olsan yanına satlardan en güvendiğin kimi alırsın işte. İşte ben de saydım Ahmet, Mehmet, Erdi, Ali falan. Hah dedi. Ben de öyle tahmin etmiştim. Hepinizin ismi topluca bir ihbar mektubunda geçiyor.
Bu ihbar mektubuna göre siz Ergenekon başlamıştı o zaman 2007 yılında. Ergenekon savcılarına suikast düzenleyecekmişsiniz. Sağa sola da mühimmat ve silah gömüyormuşsunuz. Şüpheyle de bakıyor bana. Diyor ki hani yani sen bunu yap, ağzımdan da laf alacak yani. Hani ben de bir isim de değil yani, benim tepkimi merak ediyor hani ne olacak diye. Dedim ya bu abuk sabuk saçma sapan bir şey, ben kimi neyi nereye gömeyim yani. Evet onlar benim silah arkadaşım da hani ben onların ne bir canı yansın isterim ne de onlar benim zarar görmemi isterler. Böyle bir şey yani çok akla zarar, siz buna inanıyor musunuz? Yok dedi yani, böyle bir ihbar mektubu varmış. E yani varsa ne olacak? İşte bilginiz olsun. E oldu, Allah razı olsun yani, ben bu bilgiyi ne yapayım şimdi? Mesela gideyim askeri savcıya ya da cumhuriyet savcısına, bize bir böyle ihbar mektubu gelmiş. Vallahi billahi biz bir yere gömmedik mi diyeceksin. Bir şey de diyemedik. O sırada komuta kademesi bu durumu pek anlamadı herhalde. Ondan sonra nedir onun ismi? İhbarlarda bir artış olmaya başlamış. Bizim de o sıralar telefonları dinlemeye başlamışlar. Ben de dedim ki inadına, hani o bana söylenen isimdeki arkadaşlarıma, ikisi de şu anda zaten Tuğamiral terfi ettiler. Biri 5 yıl, biri 7,5 ay hapis yattıktan sonra, Turan Ecevitli, Ercan Kireçtepe. Dedim böyle böyle bir şey geliyormuş bizim hakkımızda. Yani bu çok akla zarar bir şey. E ne yapacağız komutanım dedi. Yani ne olacak? Vallahi ne bileyim, biz normal hayatımıza devam edeceğiz. Ben dedim hani kimse bana böyle bir ihbar mektubu yazıyor diye normal yaşantımdan vazgeçmeyeceğim. Biz tabii telefonlar, ailece yemek yiyoruz, eve davet ediyoruz, fotoğraflar çekiliyoruz falan. O sırada bizi dinliyorlarmış meğerse FETÖ'nün emniyetteki unsurları. 2009 yılının Nisan ayına gelindiğinde, 21 Nisan'ına, benim işte kitaplarda anlattım, çok onu artık uzun uzadıya girmeyeyim. Poyrazköy kazılarıyla birlikte ciddi bir silahlı kuvvetlere, deniz kuvvetleri üzerinden çok büyük bir saldırı başladı. Neden özellikle deniz komutanım? Neden özellikle deniz kuvvetleri de şöyle söyleyeyim. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücünden, özellikle deniz kuvvetlerinin Karadeniz'deki Amerika'yı sokmama konusunda gösterdiği başarıdan ve silahlı kuvvetlerin de, yine tekrar söylüyorum, deniz kuvvetlerinin kendi silahını kendisi, kendi gemisini kendisi yapma yolunda çok büyük aşama kaydetmiş olmasından dolayı, Milgen projesinin başlamış olmasından dolayı muhtemeldir ki bir cezalandırma operasyonu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin belini kırma operasyonu. Ama bugün biz bakıyoruz ki zaten bugün artık ayan beyan televizyonlarda biz Amerika Birleşik Devletleri ile FETÖ ile birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri'ne kumpası kurduk diye AKP yetkilileri var söyleyen. Şimdi kırdırdıktan önce de söylendi bu. Kırdırdıktan önce de Amerika Birleşik Devletleri ile bu işi kotardıklarını neredeyse söylediler. O dönemde peki SAT unsurları niye seçiliyor? Yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin o kadar göz bebeği ki SAT komandoları. Yani onların üstünden başlatılacak bir yıpratma harekatı hani çok büyük infial yaratacak. Sizin hani en seçkin dediğiniz askerler bu işin içerisinde denecek. Oradan o bir süreç başladı. 21 Nisan'da Poyrazköy kazıları başladı. 23 Mayıs'ta bizim evimize geldiler. Çünkü ihbarlar sürekli gelmeye devam ediyormuş. Sonra benim bir yıl neden erken çağrıldığım çıktı ortaya. Çünkü ben 23 Mayıs'ta orada olmalıyım ki, ya da Nisan ayında orada olmalıyım ki beni de o tencerenin içerisine, kazanın içerisine atabilsinler. Geldikleri gün saat kaçtı komutanım? 5 gece yine? Yok. Bize böyle o zamanlar şey, hani biraz daha kibar davranıyorlardı. Ben hatta mesaiye başlamıştım. Saat 9'u geçiyordu. Eşim telefon etti. Dedi ki savcı beyler geldiler. Seni bekliyorlar buraya diye. O sırada benim makamımı arıyorlarmış. Başka bir birliğe gitmişler. Çünkü ihbarda öyle yazıyormuş. Normal çalıştığım, yani görev yaptığım makam bulmuşlar. Orayı da aramışlar sonra. Şeyi söyleyeceğim. Bu programın sonuna doğru o Susamurları grubuna geleceğiz. Yurt dışından tweet atan bir takım FETÖ unsurlarıyla ilgili. Şimdi bunlar salak ya, böyle kulaktan kulağa oynadıkları için bazen yanlış aktarıyorlar bazı bilgileri. O zaman beni başka bir birlikte şey yapmışlardı, göstermişler ihbarda. Ama
Askeri savcı da orası değil burası diye göstermiş sağ olsun. Yani hukuk dışı aslında. Nereye arama izni çıktıysa ancak orayı arayabilirsin. Gidip benim buradaki makamı arayamazsın. Onlar çok, o zamanki askeri savcılar da çok destek oldular. Onların büyük bir kısmı da sonra hapishanede koğuş arkadaşımız oldu. Orası da ayrı hikayedir. Bizi böyle alıp karşılarına siz yaptınız değil mi falan diyen askeri savcıların hepsi bizle beraber ondan sonra hapis yattı. O hiçbirinin ismini bilmezsiniz şu anda. Hiç kimse yok ortada bak. Yani 3 kişi 5 kişi kaldık işte hala bunları konuşan. Geri ortada toz yani. Ortada kimse yok. Neyse efendim. Ondan sonra sıkıntılı bir süreç başladı. Çok şükür o sıkıntılı süreci Ahmet Altan, Yasemin Çongar, taraf ekibi çözdüler. O bavulcu Mehmet Baransu'nun getirdiği CD'lerle Şubat ayının, 2010'un Şubat ayının sonlarında 23-24 yani 20'li günlerinde falan bu o bavul hadisesi başladı. O ara hala silahlı kuvvetler aymıyor duruma yani ne oluyor ya aymıyor. Ve biz bu sefer Balyoz'la yani birinci de tutuklamadılar Poyrazköy'e dahil edecekleri kısımla ilgili. Balyoz'la ilgili ben Şubat ayının 24'ü müydü neydi tutuklandım. Mart'ında öyle kısa yani 12'si 13'ü müydü bir 15 gün böyle bir kısa ziyaretim oldu. Daha ondan sonra 2011'de 3,5 senelik tutukluluğa kadar dışarıda kaldık. Şimdi bunların hepsinin bu kadar ayan beyan gelmesi bir kısım insana yağmur gibi bu sıkıntılar yağarken bir kısım silahlı kuvvetleri mensuplarına hiç yağmaması, adeta bir şemsiye altında korunmaları bizim dikkatimizi çekti herhalde. Başka kimsenin dikkatini çekmedi. Hükümetin zaten umru değildi. Zil takıp oynuyorlardı. Türkiye bağırsaklarını temizliyordu. Efendim Ankara'da ne tatlılar yiyorlardı onlar. Sonra o tatlı damadından çıktı ondan sonra o tatlı yiyen beyefendinin. Damadı ondan sonra FETÖ'cü çıktı. Zor kurtardı. Yani o da nasıl kurtardı? O da muamma daha. 766 kere FETÖ'nün elebaşıyla telefon görüşmesi olan damadı. Bülent Arınç'tan bahsediyoruz tabii. Yoksa isim söyleyelim yani böyle ismini zikretmekten korktuğumuzdan değil. Ondan sonra yani FETÖ'nün hayranı, işte ziyaretlerine giden, mesaj taşıyan, damadı FETÖ'cü çıkan, 766 kere FETÖ'nün elebaşıyla, elebaşlarından biriyle görüşen birisi beraat etti. Beraat. Şahsımcık 3,5 sene hapis yattık. Şimdi öncesindeki hayal kırıklığı, rezalet bu. Şimdi finale bağlıyorsunuz gibi geldi. Daha yoracağım sizi. Şimdi 15 Temmuz'a gelmedik daha. Tabii. Tamam. Yoracağım sizi bugün. Tamam. Hiç sıkıntı yok. Şimdi bu bizim hapse girene kadarki safahatımız. Ondan sonra cezaevinden verilen mücadele. Şimdi 15 Temmuz'un öncesindeki hayal kırıklığı ve rezaletten bahsediyoruz hala. Şimdi biz cezaevine girdik. Komuta kademesinin ipinde olmadı. Hükümet zil takıp oynadı. Hakimler, savcılar bizi tutukladıkça birbirlerine böyle arkadan çak falan yapıyorlardı birbirlerine nasıl tutukladık diye. Şerefsiz oğlu şerefsiz Zekeriya Öz. Ben bugün işte 5 tane 3 yıldız tutukladım, sen ne tutukladın falan diye birbirleriyle kikirdeşiyorlardı. Fikret Seçen şerefsiz oğlu şerefsizi ile beraber. İkisi de şimdi Almanya'da mı Hollanda'da mı orada kaçaklar. Ondan sonra onlar da orada hayatlarını nasıl sürdürüyor bilmiyorum. Oraya da geleceğiz şimdi 15 Temmuz sonrası. Bu adamların efendim altlarına kendi makam arabalarını verenler, heykelini dikmeye böyle teklif edenler ondan sonra olduğu bir dönemde günah keçisi biz efendim darbeci marbeci diye bize böyle vatan haini efendim hayatında saniyeli fitil fünye görmemiş o şerefsiz oğlu şerefsiz FETÖ'nün savcıları gidip orada bilirkişi gibi rapor düzenlediler. Ondan sonra o süreci geçtik. Herkes güle oynuyor. O sırada Türkiye demokratikleşiyordu. Acayip böyle güzel şeyler oluyordu ondan sonra. Kimse böyle Fethullah Gülen falan asla ağızlarını almıyorlardı. Müthiş böyle bir harika bir ortam vardı. Biz de o mahkeme salonlarında şu anda hepsi inşallah ömürleri hapiste çürüyecek olan hakim savcılarla boğuşmakla meşguldük. Kimse de bizi dinlemiyordu. Çünkü o zaman işlerine gelmiyordu. Komutanım kötü haber vereyim. Bazıları 7 yıldan sonra çıkacak karar verildi. Bazıları 15 yıldan sonra çıkacak. Şimdi o hukuk sistemi 7 yıla 15 yıl çok uzun. Yani o vakte kadar hukuk sistemi belki tekrar eğrisi doğrusuna denk gelir.
Ondan sonra başka davalar açılır. Çünkü bu öyle kabul edilebilir bir şey değil yani. Ondan sonra yani bir adalet olacaksa bu dünyada bu olmaz yani. Olmaz. Çünkü siz hayatınızı bu masanın kenarı gibi dümdüz çizgiyle yaşıyorsunuz. Sonra birileri geliyor sizin hayatınızı elinizden alıyor ve bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmuyor. Hiçbir şey eskisi gibi olmuyor. İntihar edenler, kanser olanlar, efendim hapiste ölenler, aile düzeni bozulanlar. Yani bu insanlara siz bu eziyeti çektirdiyseniz onun bir karşılığı olması lazım. 4 senedir Erdicim, 4 senedir şu anda hapiste olan o bütün FETÖ'cü tayfanın biri bile aklıma gelmiyor. Umurumda değil. Ölsünler inşallah cezaevinde. Ömürleri boyunca çıkamasınlar oradan. Bak ve bir günden bir güne oh da demiyorum ama bu dünyada bir adalet varsa evet orada kalsınlar. Çünkü bize bu eziyeti çektirdiler. Bizim silah arkadaşlarımıza, abilerimize, kardeşlerimize, sınıf arkadaşlarımızın hayatına kastettiler. Böyle şerefsiz insanlar. Onu geçtik. Duruşmalarda bu eziyetleri yaşadık. Tutukladılar. Ha o sırada Necdet Özel Beyefendi işte Genelkurmay Başkanı oldu. Ondan sonra o Genelkurmay Başkanı olduğunda cezaevi ziyaretlerinde ayar verdi bize aklınca. Ondan sonra efendim mahkemede işte uslu durun. Yarın öbür gün hepiniz görevinize döneceksiniz. Disiplinsiz. Hayır canım sıkın dişini falan dese teselli olur. Disiplinsizlik yapmayın. Size bir ceza verecekse ben veririm zaten diyor. Savunmalarınızı bir an önce bitirin. Mahkemeyle didişmeyin. Yarın öbür gün de göreve döneceğinizi bilin. Ona göre davranın. Yani aba altından sopa gösteriyor. O dönemi de öyle geçtik. Çok güzel. Türkiye var ya demokrasinin dibine vurdu yani böyle. Her şey muhteşemdi. Biz de bak o zamanki demokratikleşme ibresi Türkiye'nin şöyle bir eğriydi. Şimdi böyle çıktı artık. Böyle gidiyor. Uzaya gidiyor. Uzaya. Uzaya roket yollayamıyoruz ama demokrasi yolluyoruz yani. Oraya doğru gidiyor çünkü. Bu süreçte de biz de mahkemedeki savunmalarımızla, dışarıya verdiğimiz beyanatlarla, gazetelere verdiğimiz demeçlerle, o dönem yazdığımız kitaplarla çok affedersin. Ulan hayvan geliyor bunlar. Yarın sizin de osurunuzu düğümleyecek diye yazdık çizdik yani. He dediler. He yani öyledir kesin. Ondan sonra bir anda olaylar yani FETÖ çünkü sen diyorsun ya o bebe bir tane çıktı. Biz dedi Kemalistlerle FETÖ'cüleri birbirine kırdırdık. Çünkü benim kadrom yok kardeşim dedi. Ben bir müsteşar atamak için dedi 12 yıl mı bekleyeceğim dedi. Liyakatın AMK diyor yani. Liyakat dediğin nedir ki diyor. Yemişim liyakatını diyor yani. Ben diyor 12 sene diyor adam mı bekleyeceğim. Yoktu ki benim adamım diyor. Ben de diyor FETÖ'cüleri kullandım. Söylüyor kendi ağzından söylüyorlar yani. Ondan sonra bu kadrolaşma tabii çok önceden FETÖ tarafından devletin adliyesine, silahlı kuvvetlerine, devletin diğer bütün organlarına, emniyet teşkilatının içerisine öyle güzel girmiş ki senin oraya yetecek gücün yok. Öyle olunca bir gün söylediğimiz şey başlarına geldi. Bütün bu namlular kendilerine yavaş yavaş taret dönme, top tareti böyle döner böyle. Taret döndü. Bir baktılar böyle burada top duruyor. He? Burun burunalar. Vuracak yani. Milat falan yalan yani. Milatmış da bilmem neymiş yani işte. Ne o? 17-25 mi? Değil. Değil. Allah razı olsun. Dershanelerden başladı ilk sıkıntı. Dershaneleri kapatma kararı ile birlikte başladı. Vay sen bizim dershaneleri nasıl kapatırsınla başladı. Dershanelerle ilk şey başladı. Ondan sonra arkasına işte MİT tırı 17-25 kıl tüy vesaire geliyor böyle şey. Hala bağırıyorsunuz. Ya biz bağırıyoruz. Çıktık hapisten çıktık da bağırdık ne oldu? Ben çıktım. Daha çıktığımın ertesi günü şey verdik. Demeç verdik Hürriyet gazetesine. O zamanki Hürriyet'e, şimdiki değil. Şimdiki çok şey zamanki de. Kese kağıdı. Hadi o zamanki de çok şey değil de şimdiki kese kağıdı. Kese kağıdı da kalmadı gerçi. Ne? Sordu bir hanımefendi bana dedi ki dönecek misiniz tekrar göreve? Sinirlendim bir anda böyle cinim tepeme çıktı. Dedim ben FETÖ'nün amirine mi selam vereceğim? O sırada tabii terfiler başlamış. Bizim böyle o akademide okuduğumuz öteki gruptaki arkadaşlar
Allah yollarını açık etsin, böyle patır patır yükselmeye başladılar. En kilit görevlere geliyorlar falan. Hepsi muteber. Diyoruz ki hapisten, ya bu adamlar ya bir şey çıkacak bak yarın öbür gün. Başınıza iş açacaklar. Yok diyorlar, ya siz çekemiyorsunuz. Hapistesiniz ya, siz terfi edemediniz. Onun için şimdi bunlara bokluyorsunuz diyorlar. Bak tam kelimenin anlamıyla böyle söylediler. Lan benimle ne alakası var? Ben hapisteyim zaten. Geçmiş gitmiş benim. Silahlı kuvvetlerle işim mi kaldı? Ben senin başına geleceği söylüyorum. Umrun olmadı. Çok güzel. Sonra böyle tı 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 başladı o taret, böyle topun tareti üstünüze dönmeye. Ondan sonra arka arkaya o olaylar başladı. Sonra geldik 2016 yılına. 2016 yılının efendim Ağustos şuraları gelecek. Necdet Bey o zaman bir seferinde de öyle demişmiş. Hani çok haber gidiyor kendisine. Ha bir de şey beyanatı var mesela Necdet Bey'in. Silahlı kuvvetlerde bir tane bile FETÖ'cü yoktur. Var diyen varsa gelsin bana söylesin. Biz diyor isimsiz ihbar mektubuyla diyor şey yapacak, işlem yapacak değiliz diyor. Ulan bize yaptılar ya işte yani. Hadi isimsizle yapma da bir adamı 40 kişi farklı yerden söylüyorsa bir şüphe de olsun. Başka bir yoldan araştır. Ya da devlete de ki devletin kurumlarına. Sen devlet değil misin? Ya bunlarda bir şey mi var acaba? Bu kadar da herkesin yani aynı ismi telaffuz etmesi normal değil de belki bir şey çıkar o zaman. Ha o zaman soruyorlarmış efendim MİT'e falan. Onlar da diyorlarmış ki yani bir şey yok. Çünkü onlar da FETÖ'cüydü de onun için yani. MİT içi öyleydi. Emniyet istihbarat öyleydi. Hepsi öyleydi. Ama biz hala ısrarla söylüyoruz ya geliyor. Sonra dediler ki biz bunu kendi yöntemlerimizle böyle kibarca çok fazla şey yapmadan, çok da kimseyi taciz etmeden, işte terfi ettirmeyerek falan çözeceğiz bu işi. Cumhurbaşkanının yaveri çıkmış FETÖ'cü senin bu söylediğini duymayacak mı onlar yani? Dediler ki bu Ağustos'ta geliyor, bizim çoğumuzu tasfiye edecekler. Biz sistemdeki en üst tepe adamlarımızı kaybedeceğiz. Belki o sene eğrisi doğrusuna denk geldi. Eylül'de falan böyle yapmayı düşünecekleri, terfilerden sonra yapmayı düşünecekleri kalkışmayı çektiler Temmuz'a. Bir de orada ne var çok önemli? İzmir'de bak ben gittim orada İzmir'deki emniyet teşkilatının o pırıl pırıl polislerine ifade vermeye, bilgilerimi paylaşmaya. Birçok FETÖ'cü Amiral Generali ifadeye çağırdılar. İşin ipi, evet var canım bu her yerde, işin ipi o zaman koptu. Çünkü orada bir dosya oluşturdular. FETÖ'cü şu anda firarda olan bir takım böyle Amiral General, böyle NATO görevindeki bizim sınıf arkadaşım da dahil bir tanesi. Onları ifadeye çağırınca dediler ki evet bu sefer taret tak tekrar bizim yüzümüze dönüyor. Şimdi iş yaş. Sonra bas bas bağır bağır Mustafa Önsel'in hapisten çıktığı gün konuşan yine bir cezaevi arkadaşımızın bir sözü vardır. İsmi şimdi aklıma gelmiyor. Ya bunlar güçlendi silahlı kuvvetlerin içerisinde. Bunlar bir kalkışma yapabilirler diye bas bas bağırdıkları var. Hele hava kuvvetleri için. Ya bak sittin senedir askeri hastanelerin birçok sağlam adama hasta raporu verdiği. Pilotaj kursu sırasında gel bize katıl yoksa seni pilot yapmayacağız diye milleti pilotajdan eledikleri, yani yeteneksizliğinden falan değil. Pilot olanların bir kısmını kazanmak için ya gel bize katıl yoksa seni uçuştan keseceğiz, yer hizmetlerine vereceğiz diye tehdit ettikleri. Hava kuvvetlerinin içerisinde en ileri seviyede yapılaşmayı tamamladıkları söyleniyordu zaten dedikodu şeklinde. Bunların hiçbirini kimse duymadı. Hiç yani kimse ha dediler. Öyle dediler. Ondan sonra efendim 15 Temmuz'a geldik. Dolayısıyla olayın öncesi devasa kocaman bir rezalettir. Bunun sorumluları çok da fazla böyle bugün taciz edilmiş, rahatsız olmuş falan değiller. Bunların hepsi teflon tava modunda. Üstüne ne atsanız hüp akıyor gidiyor. Zaten bir tane çok sihirli bir kelime buldular. Aldatıldık kardeşim, biz ne yapalım? Yani aldatıldık deyince tak teflon tavadan kaydı. Yağ gibi akıyorlar. 15 Temmuz'a geldik. Hemen
Komutanım, bu uzun sürecek. Biz de güneş geliyor gidiyor, yer değiştirdik. Evet. Tamam, birinci bölüm bitmiş olsun. Tamam. İkinci bölümle 15 Temmuz'da beraber devam edelim. Bir de ondan sonra 15 Temmuz'dan sonrasıyla ilgili devam edelim. 3 bölüm halinde bunu yayınlayalım. 3 bölüm halinde yayınlayalım.